US Sapanca 2024'ün ana teması olan sorumlu ve duyarlı liderlik oturumuyla devam ediyoruz. Ama önce destekçimiz Rönesans Holding'in kısa bir filmini izleyelim. Dünyanın en büyük mühendislik projelerini gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda her zaman kafamızdaki sorulara yanıtlar aradık. Ve aslında başarımız bu sorularda gizli. Dünyanın her coğrafyasında her iklim koşuluna ayak uydurmak ne demek? Sadece bugün değil, sürdürülebilir yarınlar ne demek? Ve bütün bunları yaparken her projede kendinle yarışmak ne demek? Rönesans demek. Rönesans Holding olarak yurt dışında birçok şirketimizle yıllardır ürettiğimiz her projede daha sürdürülebilir yarınlar için mühendislik zekamızı bir adım öteye taşıyor ve yaptığımız her işte en iyisi için çalışıyoruz. Rönesans Holding'in desteklediği sorumlu ve duyarlı liderlik oturumumuzda küresel risklerin ve belirsizliklerin arttığı bir dünyada tabii ki liderlerden de beklentiler değişmiş durumda. Buna paralel sürdürülebilirlik hedefleri şirketlerin ajandalarındaki ilk sıralara yerleşti. Dijital ekonomiye adaptasyon yarışında esnek, güçlü ve amaç odaklı bir kurum kültürü inşa etmek önem kazandı. Bu panelde sorumlu ve duyarlı bir iş kültürü hedefi doğrultusunda liderlerin işe bakışları, bu yaklaşımla yaratmış oldukları etki ve gelecek hedefleri konuşulacak. Moderatörümüzü sahneye çağırıyorum önce, ardından konuşmacılarımızı tek tek davet edeceğim. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Agah Uğur. Ve konuşmacılarımız Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Begüm Doğan Faralyalı. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İpek Ilıcak Kayaalp. Ve Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Sayın Zeynep Bodur Okyay. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir panel olacağına eminim. Ben Eylül ile Mayıs arası siyah giyiyorum. Bu kontrast yaratmak için aslında Zeynep Hanım'dan da beyaz giymesini rica etmiştim. Ama size ulaştırılmadı galiba ricam. Üç tane çok önemli iş kadını ile beraber olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. Bu zannediyorum UEZ'in ikinci panelistlerin sadece kadınlardan oluştuğu bir panelmiş. O açıdan da ayrıca mutluyuz. Bugün ilginç bir konumuz var aslında. Çünkü bu Milton Friedman'ın şirketlerin asli sorumluluğunun kaynaklarını en verimli şekilde yöneterek hissedarlarına gelirlerini ve karlarını maksimize etme sorumluluğu olduğunu söyleyeli 50-60 yıl oldu. Ve iş dünyası bunu çok ciddiye aldı uzun bir süre. Aslında bunu söylerken de şunu da söylemiş oldu. Yani toplumsal sorunları çözmek iş dünyasının görevi değildir. Şirketlerin görevi başkadır idi. Bu değişiyor tabii, ciddi bir şekilde değişiyor ama müthiş bir ikilem yaşanıyor şu anda dünyada. Yani bir yandan kapitalizmin en acımasızca uygulamalarını görüyoruz. Yani bir iki tane şey verirsem söz, mesela şey diyorlar,
bu daha çok Amerika için geçerli ama bütün dünyaya yayıldı. More but never enough. Yani hep daha fazlası, fazlası olsun ama yetmez. Ruhunla çalışıyor kapitalizm. İkincisi de çok sevdiğim bir şey var. Bu dolar milyonerleriyle ilgili. Dünyada hiçbir zaman dolar milyoneri olmak bu kadar zor olmadı. Dolar milyarderleri olmak da bu kadar kolay olmadı diye. Ve bu da sadece buluşla, iyi fikirlerle olmuyor biliyorsunuz. Çok değişik. O vahşi kapitalizmin acımasız tüketim gücünü kullanarak oluyor. Ama öte yandan yani en azından bu yüzyılın başından beri de çok ciddi bir değişim var. Yani toplumun beklentileri, şirketlerden beklentileri, tüketicilerin davranış şekilleri artık sorumlu olmayan, dünyaya fayda sağlamayan ve yaptıklarına dikkat etmeyen kurumları biraz kenara ittirmeye başladı ve bu trend değişecek, daha da artarak değişecek. Dolayısıyla böyle bir ikilem içinde yaşıyoruz. Aslında bizim için karar vermek çok kolay. Yani tabii ki deniyor ki işte oksijen bir insan için neyse kar etmek de şirket için odur. Kabul de. Yani insanlar oksijen almak için yaşamıyorlar. Başka anlamlar, başka amaçlar için yaşıyorlar. Oksijen almak bir araç. Şirketler için de bu geçerli olmalı. Yani şirketler sadece kar etmek için, onların oksijeni ise bu, yaşayamaz. Başka daha büyük amaçları olması lazım. Ama kar etmeyi de tabii ki oksijeni, o gücü sağlamak için gerekli bir unsur. Dolayısıyla bu duyarlı ve aslında sorumlu ve duyarlı diyelim, liderlik yeni dünyanın bir tam gerçeği. Çünkü sorumluluk duygusunu değişik boyutlarda şirketlerin DNA'lerine işletebilecekler sadece liderler. Liderlerden başlıyor bu büyük değişim, dönüşüm. Onun için Uludağ zirvesinde, ekonomi zirvesinde bu konu önemli bir gündem maddesi olarak panelimize geldi ve onun için de Türk iş dünyasının çok hepinizin tanıdığı önemli üç iş lideriyle beraberiz. Daha fazla uzatmadan sorulara geçeyim. Ben Begüm Hanım, İpek Hanım ve Zeynep Hanım hepiniz tanıyorsunuz. Tanıtmamıza gerek yok diye inanıyorum. Onun için direkt sorulara bu sırada başlayalım isterseniz, müsaade ederseniz bana. Begüm Hanım, siz aslında hakikaten ben Doğan Holding'de bir müddettir görevim var ama dışarıdan da sizi öyle biliyordum. İçeri girince de birebir duyduklarımı, yaşadıklarımı yaşamaya başladım. Gerçekten değer odaklı, sorumlu ve duyarlı liderlik şeyini içselleştirmiş bir lider, iş liderisiniz. Değer odaklı, sorumlu ve duyarlı liderlik aslında sizce ne anlama geliyor? Neden önemli bu? Bunu bizden paylaşırsanız düşüncelerinizi sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Umarım yine harika bir zirve olur. Evet, ben değer odaklı liderliği çok önemsiyorum. Çünkü bence kendini bilmeyen bir kişi iyi bir lider olamaz. Ve bugün dünyaya baktığımızda ne yazık ki öz farkındalığı yüksek, lider sayısı oldukça az. Ve eğer bir lider kendini tanımıyorsa, kendiyle buluşmadıysa, öz değerlerinin farkında değilse, bence onun liderlik pusulası genelde ya egosu ya da travmaları oluyor. Ben bunu kendi tecrübemle yaşadım. Ben 2012 senesinde Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldum. Çok güçlü bir baba ve kuvvetli 3 tane ablam var benim. Ve Doğan grubunun da gerçekten çok zorlandığı bir dönemde yönetim kurulu başkanı yapmaya karar verdiler beni. Grup çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalmıştı. Ve bunun sonucunda 1 milyar dolar gibi haksız bir ceza vermek zorunda kalmıştık. Bu dönemde Doğan Holding'in yönetim kurulu başkanı oldum. İlk göreve geldiğim zaman bir executive coach'la çalışmaya başladım.
Ve bana dedi ki, senin hayattaki değerlerin ne ve sen bunları ne şekilde yaşıyorsun? Yani bu soru bende gerçekten çok önemli bir dönüşüme sebep oldu. Aslında çok basit bir soru gibi görünüyor. Ama aslında benim bu değerleri söylemem çok da kolay olmadı. İlk aklıma gelen değerlerin kimisi annemin değerleriydi, kimisi babamın değerleriydi. Ama ne zaman ki gerçekten kendi değerlerimle farkına vardım, o zaman köklendiğimi hissettim. Aslında güçlendim, kendimi dinlemeye başladım. Kendimi dinledikçe takım arkadaşlarımı, çevremi daha iyi dinlemeye başladım ve daha iyi bir lider olduğumu düşündüm. Benim değerlerim hakiki olmak, başka bir deyişle samimiyet, dürüstlük, adalet ve sevgi. Ve ben inanıyorum ki bir lider ne kadar kendinde köklenir, kendi değerlerini hayatında yaşamaya başlarsa aslında başında bulunduğu kurum kültürünü de o şekilde şekillendiriyor. Bunu yine kişisel bir örnekle sizinle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum aranızda kaç kişi aynı mesajın yazdığı bir doğum günü kartını birkaç sene üst üste almış mıdır? Var mı hiç aranızda böyle? Evet. Ben de aldım ve ilkini çok iyi hatırlıyorum. 15 yaş doğum günümdü ve o gün bir kostüm partisi yapacaktım. Çok heyecanlı bir sabaha uyanmıştım. Bir baktım başucumda bir kart var. Kart babamdandı. Genelde geceleri eve çok geç geldiği için bir kart yazıp bana bırakmıştı. Kartı açtım. Sevgili kızım Begüm, hayatta en önemli şey erdemli olmaktır. Sonra sağlık, sonra servet gelir. Hayatta her zaman doğru olanı yap. Ne bizim yüzümüzü yere baktır, ne de kendi yüzünü yere baktır. Tahmin edersiniz bu babamın bu mesajı benimle ilk paylaşımı da değildi, son paylaşımı da değildi. Bütün hayatım boyunca sonsuz kere duydum. Hayatınızı beyaz bir sayfa gibi yaşamaya özen gösterin dedi her zaman bize. Ve bunu nasıl kendi hayatın odak noktasına koyduysa aslında Doğan grubunun kültürü de buydu. Evet, Doğan grubu bu sene 65. yılımızı kutluyoruz. Her zaman sorumlu davranmak, şeffaf olmak ve doğru olanı yapmak kültürüne çok sahip çıkmış bir grup. Ve en zor zamanlarımızda da aslında tam da bu özellik bize hep güç veren şey oldu. Bugün dünyaya baktığımız zaman gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani ekonomik, sosyal, çevresel bir sürü problemle karşı karşıyayız. Ve ben bu problemlerin çözümünde liderlik dönüşümünün önemli olduğuna inanıyorum. Değer odaklı liderliğin, hizmetkar liderliğin dünyanın dönüşümünde olmazsa olmaz olduğuna inanıyorum. Ve bu anlamda iş dünyasına da çok görev düşüyor. Çünkü sizce bugün dünyanın en büyük 8 şirketinin cirosu kaç ülkenin gayri safi milli hasılasına eşit olabilir? Bir tahmin edeniniz var mı? Ben söyleyeyim, 150. 150 ülkenin gayri safi milli hasılası 8 şirketin cirosuna bedel. Yani iş dünyası gerçekten artık her zaman öyleydi belki ama gitgide de daha etkili ve önemli bir hale geldi. Ve toplum da iş dünyasından aslında daha fazla şey bekliyor. Yani topluma soruyorlar, bu Edelman Trust Barometer var. En çok sorunları çözmede kime güveniyorsun diye. İnanır mısınız? Hükümetlerden 9 puan önde. Birinci sırada iş dünyası. Yani iş dünyasında değer odaklı olmak, duyarlı olmak, hizmetkar olmak sadece karı değil, bütün paydaşların hayrını, bütünün hayrını düşünebilmek bence dünyamızdaki konularda çok önemli bir yerde. Ve ben de bunun için aslında değer odaklılığı çok önemsiyorum ve uzun zamandır üzerinde çalışıyorum. Hem grubumuzda değer odaklı liderlerimizin çoğalması için, hem de aslında 2016 yılında Türkiye'de de ortak değerler hareketini başlattık. Ve bu ortak değerler hareketiyle beraber bir oyun geliştirdik, değer taşı diye. Bugüne kadar Türkiye'de 30 bin kişiyle oynadık bunu. Siz de oynamadıysanız lütfen alın, kendi hem ailenizde hem şirketinizde hem takımlarınızda oynayın. Kişisel değerlerin farkına varmak için geliştirdiğimiz bir oyun. Bu oyunla beraber UNICEF'le de işbirliği yaptık ve çocuk versiyonunu geliştirdik.
Önümüzdeki 3 senede 5 milyon çocuğa Türkiye'de ve bölgede ulaşmayı hedefliyoruz. Erken yaşta değer odaklı bir gençlik yetiştirelim diye. Yani bu vizyon için çalışmak beni çok heyecanlandırıyor doğrusu. Süper, çok teşekkürler. Heyecanınızı ve tutkunuzu bize de hissettirdiniz. Ne mutlu bize. Çok sağ olun. İpek Hanım, bugün önemli bir gün sizin için. Çok tebrik ediyorum önce. Halka açıldı. İlk gong bu sabah vuruldu ve hisseler iyi gidiyor. Çok tebrikler. Hayırlı olsun tekrar. İpek Hanım, Rönesans Holding'in yönetim kurulu başkanı. İpek Hanım, aslında yani bu sosyal ve çevresel konularında şirketlerin sorumluluğunun çok arttığı, Begüm Hanım dediği gibi bir yeni dünya düzeninde sizin liderliğe bakış açınız nasıl değişti? Bunlar nasıl etkiliyor sizi kişisel olarak? Paylaşabilir misiniz bizle? Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli katılımcılarla sizin moderatörlüğünüzde burada bulunmak benim için çok keyifli, çok güzel, çok değerli. Ben önümüzdeki dönemde dünyada birçok sistemin kökten değişeceğini düşünüyorum. Finans sistemi, pandemiden sonra sağlık sistemi, özellikle eğitim sistemi ve günümüz gençlerinin de çok daha sorgulayıcı, duyarlı ve donanımlı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ileride dediğiniz gibi şirketler sadece kar amacı güderek var olamaz. Çünkü burada çalışacak gelecek nesiller bu konuları çok önemsiyorlar. Benim şirkette de sorumluluklarımın artması, işte kariyerimin doğal akışı çerçevesinde ki dönem tam bu işte iş dünyasındaki bu ekosistemdeki değişimlere denk geldi. Bu da benim için büyük bir şans çünkü bu benim değerlerimle ve hayata bakışımla da çok örtüşüyor. Duyarlı davranarak çevresel ve sürdürülebilir anlamda bir vizyon kurmanın neden önemli olduğunu aslında ben 24 yıllık kariyerimde en çok geçen sene tecrübe ettim. Biz bir inşaat ve yatırım şirketiyiz. Ve daha çok endüstriyel tesisler, ticari alanlar, yüksek binalar yapıyoruz. Yani konut inşaatından çok. Deprem bölgesinde de 200'den fazla binamız vardı. Tam mesela Maraş Alışveriş Merkezimiz tam fay hattının yanındaydı ve koordinasyon merkezi oldu. Sapasağlam ayakta kaldı. Adana Şehir Hastanemiz doktorların ameliyata devam edebileceği şekilde önceden tasarlanmış ve yapılmıştı. Biliyorsunuz o bölgede ayakta kalan hastane yoktu. Çok önemli bir görev aldı. Keza Elazığ Şehir Hastanemiz de aynı şekilde hem 2020 depreminde hem de bu depremde koordinasyon merkezi oldu. Bunun tek nedeni aslında bizim merkezimizde 80 kişilik bir deprem yapı grubu, bunun bir lideri olması ve bu kişilerin imzası, statik imzası olmadan hiçbir yapının, biz 30 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz, hiçbir yapının operasyona başlayamaması. Yani sadece kar amacı güçseydik biz bu dönemde var olamazdık. Ama artık tabii dediğiniz gibi duyarlı bir lider olmak sadece kendi işinde işini doğru yapmak değil, birçok konuyu kapsıyor. Çok bütüncül bir kavram. Ben kendi hikayemden örnek vermek istersem, inşaat sektöründe son derece erkek egemen bir sektör, bir kadın yöneticiyim. Ve de kadınların istihdamı, bu alanda güçlenmesi için çalışmalar yapmak istedim. Bu anlamda biz 2016 yılında Birleşmiş Milletler'in küresel kadınları güçlendirme prensiplerini imzaladık. Daha sonra da tüm iş süreçlerimizde buradaki projeleri geliştirdik. Şu anda Holding Yönetim Kurulu'nda 3 kadın üyeyiz. Halka açtığımız bugün şirketimizde de %50 olma gibi bir hedefimiz var. Tüm şirketlerimizde de bu oranı %50'ye çıkaracağız. Sağlık tarafında da yaptığımız projelerle EBRD 2022 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik kapsayıcılık konusunda bize bir ödül verdi. Bu da bizi çok mutlu etti. Depremden sonra bir konteyner kent kurduk. Burada kadınlarla ilgili UNICEF'le beraber kadınların yaşayacağı sosyal alanlar dizayn ettik ve bugüne kadar 1600 kadın toplam 5000 saat burada psikososyal destek aldı. Bu sene de bunu UNFPA ile kadınlar için güvenli alanlar diye bir proje şeklinde devam ettirdik.
İkinci odaklandığım konu eğitim. Bir eğitim vakfımız var. Babamın kurucusu olduğu. Abimin eşinin de başkanı oldu Cahil Hanım'ın. Ben orada yönetim kurulu üyesiyim. Bugüne kadar 12 bin öğrenciye karşılıksız burs verdik. Buradaki kriterlerde sosyal sorumluluk projelerinde bulunmaları, belirli eğitimleri tamamlamaları. Bunun yanında beni çok mutlu eden 2015 yılında bu konular çok popülerdi ama bu kadar popüler değildi. Sürdürülebilir geleceği tasarla diye bir yarışma başlattık. Bizim alanımızda mimarlık, mühendislik öğrencilerine yeşil binalar, sürdürülebilir projeler konusunda ve seminerlerle, bu yarışmalarla çok da popüler oldu. 100 bin öğrenciye ulaştık bugüne kadar. Kadın dedim, eğitim dedim. Ben de kendim 2020 yılında bir vakıf kurdum. Bu konuda neler yapabilirim diye şirkette öğrendiklerimi geliştirerek. Vakfın ismi Bir Adım Var. Yani benim hem benim bir adım var bir kadın olarak hem de yapmak istediklerimle aramda bir adım var. Sadece kadın öğrenciler, ilk başta az öğrenci başladık, şimdi 120 öğrenciyiz. Bunu da birebir temas etmek, onlardan öğrenmek. Çünkü bilim, sanat, spor ve teknolojide gerçekten başarılı öğrencilerle, kadın öğrencilerle onları güçlendirmek için, desteklemek için kendime bir alan yarattım onlardan öğrenmek için aslında daha çok. Yani bu şirketteki bulunduğum pozisyon, burada bu finans dünyası tabii ki çok önemli, ekonomik karlılık çok önemli ama eğitim, kadın konularında yaptığım çalışmalar ve bu vakıf benim birçok konuya karşı yaklaşım çok değiştirdi. Yargılarım değişti, olayları kabullenişim değişti. Ben çok dönüştüm aslında. Yani bana çok faydası oldu. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Teşekkürler. İpek Hanım, çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Naçizane, yani Rönesans grubu, sizler de öylesiniz. Hem abiniz hem siz. Çok mütevazi insanlarsınız ve öne çıkmayı hiç istemiyorsunuz. Halbuki bu değişim ülkesel bazda, bu önemli değişim örneklerin, iyi örneklerin öne çıkmasıyla da hızlanıyor. Yani bu kadar güzel şey yaparken, yani naçizane biraz daha hissettirseniz bunu çok iyi olacak gibi, diye düşünüyorum. Benim gibi, Zeynep Hanım gibi, sizin gibi böyle doğal, rahat konuşma imkanı biraz zor oluyor bende. Önceden hazırlanmam gerekiyor, o yüzden bir 3-4 iş günümü alıyor. Yok böyle, yani sadece sizin için değil, kurum olarak da. Yani şeyimiz, kurum olarak işte sizin gibi vaktiyle yaptığınız gibi çok iyi bir CEO'muz olursa ve o bunları yaparsa ben çok memnunum. Vallahi ben hala gencim, yani emekli oldum ama. Ne güzel oldu. Çıkışta görüşelim isterseniz. Yani gerçekten, çünkü bunlarda doğal bir yeteneği olan insanlar var. Onlara çok saygı duyuyorum. Bir de hani bunu çalışıp yapan insanlar var. Ben ikinci kısımdayım. Çok iyi. Sağ olun. Begüm Hanım, izin aldım sizden diye anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Zeynep Hanım'ı tanıyorsunuz. Kale Grubu'nun yönetim kurulu başkanı. Çok köklü bir grup. Merhum İbrahim Bey'den önemli bir kurum devraldı Zeynep Hanım. Bir uzun yıllardır değer odaklı ve sorumlu bir kurumu yönetiyor. Liderliğini yapıyor. Sizin bu liderlik, değer bazlı, sorumlu ve duyarlı liderlik de öne çıkan hisleriniz, düşünceleriniz, örnek olmaya çalıştığınız duygular nelerdir Zeynep Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle nazik davet için teşekkür ediyorum. İkincisi de uzunca bir süredir gerçekten başarılı bir şekilde gerçekleşen bu Uludağ Ekonomi Zirvesi'ni PAN gerçekleştiren tüm taraflara teşekkür ediyorum. Böyle bir panelde de, özellikle sizin gibi iş fikirlerine önem verdiğim bir iş liderinin yönettiği bir panelde olmaktan da mutluluk duyuyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi ben ailenin tek çocuğum ve kız çocuğuyum. İbrahim Bey tanıyanlarınız biliyordur. Tabii 2016'da kaybettik, 8 yıl oldu. Her zaman iş insanı, her zaman insanı ve sosyal faydayı öncelikleyen bir kişiliği vardı. Bunu vefatından sonra da birçok iş dünyasından veya çevrenden insanlardan da her zaman duydum. Dolayısıyla benim de aslında hayat amacım biraz sorumlu ve duyarlı lider olmak. Bir defa rol modelim böyle olduğu için, ikincisi ben buna gerçekten yürekten inandığım için.
Ve en önemli şey ondan bize miras kalanında, aynen Begüm Hanım'ın dediğine de katılıyorum, değerler olduğunu düşünüyorum. Çünkü değerler aslında geçmişle günümüz arasında köprüyü kuruyor diye düşünüyorum. Sürdürülebilirlik konuştuğumuz bir dünyada işin sürdürülebilirliği, toplumun sürdürülebilirliği ancak değer bazlı, değer odaklı bir yaklaşımla, liderlikle sağlanabileceğini düşünüyorum. Tabii ben babamda şunu çok net gördüm. Bir defa bir sanayici kimliği çok öne çıkardı ve üretim sevdalısıydı. Ve her zaman tabii ki o jenerasyon, özel bir jenerasyon olduğu için, özel sektörü kuran bir jenerasyon Türkiye'de. Dolayısıyla işte memleket sevdası, insan sevgisi ve bu üretim aşkı hep onda vardı. Ve o özellikle de daha sonra Sayın Rahmetli Özal zamanında olan işte bu Anadolu'ya yayılmasını çok önceden benimsemiş. Ve hiçbir zaman da kolaya tevessül etmeyen, hep zoru peşinde giden bir yapısı vardı. O yüzden de o günün altyapılarının olmadığı bir dünyada hani Anadolu'da yatırım yapma cesaretini göstermiş olması da bence önemli bir özelliğiydi. Esas bence onda gördüğüm en önemli belirgin şey yerel değerlerle küresel değerleri çok iyi bağdaştırıyordu. Dolayısıyla o dengeyi kurabilmek hayatta kolay değil. Hepimiz bazen olca bazen bulca savruluyoruz. Dolayısıyla ben bunu görerek büyüdüm ve hep amacım zaten yerelle gelenek ve yetkinliklerimizi birleştirerek biraz grubu da açıkçası ileriye taşımak oldu. Dolayısıyla ben hep şunu duydum, yani doğduğum ve doyduğum topraklara değer katmak. Şimdi mesela yaşadığımız göç sorununu görerek aslında babamın yani sanayiyi tarımsal bir işte ağırlıklı bir ekonomi olan bir bölgeye o zaman tabii şimdi değişti ama kaç sene sonra götürerek aslında göçü ne kadar engellediğini ve orayı bir sanayi toplumuna dönüştürmenin o yokluklarla insan kaynağı yok, imkan yok, altyapı yok falan yani elektriğini bile kendin organize ediyorsun, kendin veriyorsun, jeneratör alıyorsun vesaire vesaire. Dolayısıyla bu şartlarda bunu yapmanın zor olduğunu düşünüyorum. O nedenle hani bunları da bir de toplumla paylaşmak. Çünkü doğduğun ve doyduğun yere ait olma hissi insana böyle bir duygu da veriyor diye düşünüyorum. O yüzden ben bunu pandemi döneminde de yaşadım. İşte çok tabii ki hepimiz aynı zorluklardan geçtik. Hele sanayi üreticide var olan bir grup olarak hani üretimin durması veya işte oradaki iş gücünün organize edilmesi, insanların beklentileri ve kaybettiğimiz insanlar bizi çok etkiledi ve burada biz kendi kendimize şunu düşündük. Yani ne fark yaratabiliriz ve bunu biz iyi bak dünyana diye bir motto altında birleştirdik. Bir gün oturduk, düşündük. Burada salonda bulunan arkadaşlarım da var benimle birlikte. Onlarla birlikte ne yapabiliriz diye düşündük. Ve böyle bir çıkış yolu bulduk kendimize. Çünkü şirketimizin de kültürel dönüşümlü ve uzun soluklu toplumsal fayda yatırımlarında artık bu iyi bak dünyana mottosu ve manifestosu üzerinden yapmaya çalıştık. Burada biraz özümüze döndük. Biz neler yapmışız bugüne kadar? Ayak izimiz ne? Bunun üzerine ne koyabiliriz diye. Çünkü ben her şeye saldırmanın yanlış olduğunu düşünen bir insanın fokuslanmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de vakfımız var. İşte bu vakfımız aracılığıyla önce tabii o dönemin özelliği hani bir takım onarmamız gereken şeyler olduğunu düşündük ve toplumsal yatırım programlarımızı gerçekleştiriyoruz vakfımız üzerinden. Burada daha çok işte bizim odaklandığımız konular hani fırsat eşitliği. Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunun fırsat eşitliği olduğunu düşünüyorum. Yerel kalkınma yapmak zor bir şey çünkü kalkınma çok büyük bir kelime. Bir yerden bir yere, bir state'den bir başka state'e dönüşmek demek ama yereli onarmak diye bir kavramı benimsiyoruz. Ve dolayısıyla kılcaldan başlayıp aslında artere gitmeyi düşünüyoruz. Ve sosyal girişimcilik konularında mesela önceliklendirdik bu çerçevede. Evet girişimcilik bu ülkenin çıkışı olduğunu düşünüyorum ben. Bugün sabah da Ahan'la bir toplantıda orada da kadın girişimciliği konuşulmuştu. Ama hani bir sosyal ve girişimcilik etki yatırımlarını mesela bu hani bu yeni dünyada bu sorumlu ve duyarlı liderlikte önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu konuya 8 yıl önce babamın vefatından sonra da bunu bir programlaştırarak yatırım yapmaya karar verdik.
Fırsat eşitliği anlamında özellikle başta Koç grubunun da başladığı gibi işte bu meslek konusu çok önemli Türkiye'de. Şu anda iş dünyasının özellikle sanayinin en büyük problemi aslında bu anlamda teknik eleman bulabilme problemi. Dolayısıyla bu konuyu önceliklendirerek bunun üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii ki kadın, biz üçümüz de kadın lider olduğumuz için hani kadının güçlendirilmesi, toplumdaki statüsü ve iş dünyasındaki konumuyla ilgili çalışmaları da destekliyoruz. Tüm bunları barındıran ve kapsayıcı programlar yapmaya gayret ediyoruz. Bu niye bunu yapıyoruz? Çünkü eşitsizliklere ve aslında birazcık da dünyanın değişmesine katkı sağlayacak işlere destek vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Artık dünya değişiyor ve iş liderlerinden beklentiler de değişiyor. Ve bu konuda sistematik bir yaklaşımla çalışmayı arzu ediyoruz. Biliyorsunuz işte yaşadığımız afet ve bu dönemde de hakikaten önümüzdeki dönemde de çok ciddi afetlerle karşılaşıyoruz. İşte Dubai'de olan, şimdi bir başka bir yerde olan afetler. Dolayısıyla dünyanın içinde bulunduğu durum da biraz bizi aslında buna zorluyor. Toplum da bu beklentiyi arzu ediyor. Biz mesela depremde de İpek'in söylediğinden yola çıkarak sosyal girişimcilerle birlikte topluluk destek programı yaptık. Onların oradaki bölgede özellikle en kırılgan olan grup, ki bunlar kadınlar, çocuklar ve engellenen bireyler, onlara yönelik programları hayata geçirdik. Bunun için hem kaynak verdik hem de birlikte sahada çalıştık. Bunun iyi geldiğini düşünüyoruz. Son olarak da bunu biraz uluslararası platforma taşımayı düşündük ve Davos 2024'te Dünya Ekonomik Forumu ve Schwab Vakfı'nın organize ettiği Rise Ahead taahhüdü var. Buna taraf olduk. Türkiye'den ilk şirket olarak biz imza attık. Çünkü hani karşı karşıya olduğumuz küresel zorlukların temel nedenlerini anlamak ve buna çözüm üretmek artık iş dünyasından bekleniyor. Ve dünyada da ciddi anlamda politik olarak da liderlik vasfının gittikçe gerilediğini gördüğümüz zaman iş dünyasındaki ve işte Begüm'ün de söylediği gibi aslında işte 8 şirket 150 gayri safi milli hasılaya denk. Dolayısıyla işçi liderlerinin aldıkları sorumluluk geçmişe oranla daha fazla diye düşünüyoruz. O nedenle bu konuda da çalışma yapmayı uygun bulduk. Tabii ki biz bunu bir de hani hayatı güzelleştirmek gerekiyor. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'ni kurduk. Karaköy'de doğduğumuz yere, ait olduğumuz yerde bunu yapmayı arzu ettik. Dolayısıyla burada da aslında işte interdisipliner bir yaklaşımla yenilikçi endüstrileri desteklemek, girişimciliği desteklemek ve açıkçası dünyanın içinde bulunduğu sorunlardan çıkış için fikir üretmek adına sergiler, atölyeler, söyleşiler, işte ekosistemle birlikte çalışmalar gibi şeyler yapıyoruz ve burada yani iş dünyasında aslında bir tasarım olduğunu düşünürsek tasarım düşüncesini ve sürdürülebilirlik sanat da olsa böyle, diğer işler de olsa böyle, gezegeni sürdürülebilirliğe dair buna yönelik çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ben tek bir kişinin, bir tek kurumun bu konulara çözüm bulamayacağını düşünüyorum. O yüzden işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ben hani hep birlikte çalışırsak aslında toplumu ve geleceği, yani dünyanın, gezegenin geleceğini de ancak bu şekilde onarabileceğimize inanıyorum. Ve çünkü önce mevcudu iyileştirmek gerekiyor. Onarım ise mevcudu mevcudu bir nevi onarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için de hani tek şeyin odaklanmak olduğunu ve bir arada, bu arada işte yani uçtan uca da bu işi yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kopuk kopuk yapılan, stage gate mantığıyla yapılan işlerin de bir sonuca ulaştırmadığını düşünüyorum. O yüzden biz bunların hepsini bir iyi bak dünyana felsefesi altında, belki babamın hani instinctively yapmaya kendini ne bileyim, zorunlu hissettiği konuları aslında toparlayıp belki de işte yeni nesil olarak bunları bir structure edip bir şeyin altında toparlayıp bu şekilde bir program olarak yönetmeyi tercih ettik. Bu şekilde devam ediyoruz. Umarım katkılarımız sürer ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yapma gayretimiz devam eder. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Sizin de ne kadar kıymetli katkılarda bulunduğunuz ülkemiz için bir kere daha dinlemiş olduk. Bu son mesajınız da çok önemli aslında. Yani Türkiye'de biraz
böyle hani küçük olsun, benim olsun, markam olsun şeyinle, yani beraber çok daha büyük şeyler yapabilecekken biraz şirketler kendi başlarına yola çıkmayı tercih ediyor. Umarım mesajınız yerini bulur ve sizin yanınızda birkaç... Yani şunu söylemek istiyorum, yani paydaş ekonomisi diye bir şey var artık, stakeholder ekonomi. Evet. Yani yeni kapitalizm böyle bir şey zaten. Dolayısıyla yani dünya bunu bekliyor. Çok doğru. Yüzden hani o kafa yapısını terk etmek gerekiyor. İşbirlikleri her zamankinden daha önemli. Zaten sorumlu, duyarlı liderin bu bakış açısıyla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru. Ben bir müddet Özel Sektör Gönüllüler Derneği'nin, bilirsiniz, yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Orada yani kurumların kendilerinin vermesi dışında, imkanlarını tahsis etmesi dışında ulvi hedefler için ve meseleler için çalışanlarının da gönüllü olarak projelerde aktif rol almasını sağlamaktı. Orada görmüştüm bu şeyi ki yani bir çaba var beraber bir şey yapmaya ama her kurum kendi içinde yapmayı tercih ediyor. Bunu da özellikle böyle önemli bir hazirum varken paylaşmak istedim. Yani kurumların belli dernekler, dernek olmasa bile belli çatılar altında aynı değerlere sahip, duyarlılığa sahip kurumların bir araya gelip daha büyük etki yaratacak projeleri beraberce yapmasını da çok önemsiyorum aslında. Evet, ilk sorularım biraz daha kişisel şeyden başlamıştı, sizin kendi değerlerinizden. İkinci sorum biraz daha şirketin içine girmek. Begüm Hanım, siz kurum olarak özellikle kurum kültürü ve insan kaynakları yönetimi değişiminde bu yeni anlayış, bu değer bazlı ve sorumlu anlayışta neler yapıyorsunuz ve nasıl bir etkisi oluyor bunun? Onu paylaşabilir misiniz bizle? Bizim mottomuz değer bilir, değer katar. Ve içeride de aslında bunu sürdürülebilirliği ve değerleri iş yapışımızın gerçekten tam ortasına yerleştiriyoruz. Ben aslında bir kurumu bir ağaca benzetiyorum. Eğer onun dalları ve çiçekleri onun iş sonuçlarıysa, aslında onun gövdesi ve toprağı da onun kültürü ve insan kaynakları. Ve bir liderin belki de en önemli işi o toprağı verimli tutmak, o insan kaynaklarını, o gövdeyi kuvvetli tutmak ki dalları da o kadar yeşerebilse. Bu anlamda çok fazla şey yapıyoruz. 2017 yılında belki bir süre, hani 2012'de zorlu bir dönem geçirdik dedim. Bir süre belki kültürü ve insan kaynaklarını yeterince özenleyemediğimiz bir dönem geçirmiştik. 2017'de bir araştırma yaptık ve içimizde 3 tane soru sorduk. Senin kişisel değerlerin ne, şirkette gördüğün değerler ne ve şirkette görmek istediğin değerler ne diye. O gün doğrusu bizi çok sevindirmeyen bir sonuçla karşılaşmıştık. Çünkü aslında iş arkadaşlarımızın kendilerini işe getiremediğini gördük. Kişisel değerleriyle şirkette görmek istedikleri değerler arasında bir örtüşme, sadece bir değer örtüşüyordu. Ve şirkette gördükleri değerlerle şirkette görmek istedikleri değerler arasında ne yazık ki bir örtüşme yoktu. O gün biz böyle biraz... hani bu ne denir, yani şapkayı önümüze koyduk ve bütün 10 bin çalışanımızla beraber çalıştaylar yapmaya başladık. Yeniden değerlerimizi ortaya koymaya karar verdik ve hep beraber kıymet bilmek, tutkuyla sahiplenmek, şeffaf ve sorumlu davranmak, birlikte başarmak ve yenilik katmak dedik. Bizim değerlerimiz bunlardır dedik. Bir sürü proje yaptık. Değerler elçisi projesi, önem verdiğimiz konuları öne çıkarmak için değer ödül törenleri, insan kaynakları süreçlerimizi tamamen yeniden yapılandırdık. 360 derece geri bildirim sistemleri kurduk, eğitim projeleri, eğitim vizyonu ortaya koyduk. Doğan'da her gün daha iyisi olmak için çalışıyoruz diye ve bütün eğitim programlarımızı bunun üzerine yeniden yapılandırdık ve 2022 senesinde bu araştırmayı yeniden yaptığımızda çok
güzel bir sonuç aldığımızı gördük 5 sene gibi bir sürede. İş arkadaşlarımızın kendi değerlerinin 5'ini şirket değerleri arasında da gördüğünü, güven, birlikte başarmak, sorumlu davranmak, adalet, bunları iş ortamında da gördüğünü ve iş ortamında gördüğü ve görmek istedikleri arasında da ciddi bir kesişme olduğunu gördük. Kültür skorumuz 28'den 52'ye çıktı. İçerideki negatif enerjiyi ölçen entropinin 2 kat iyileştiğini gördük 5 sene içerisinde. Gerçekten önemli bir dönüşüm başardık diye düşünüyorum. Ben çok şanslıyım çünkü Doğan Grubu'nda gerçekten çok çok iyi liderlerle, çok çok iyi genel müdürlerle çalışıyorum. Ama her geçen günde her seviyedeki liderimizin daha da iyi olması için hem kendim her sene daha fazla gelişeyim, daha iyi bir lider olayım diye hem bütün arkadaşlarım bu anlamda gerçekten çok çalışıyoruz. Dolayısıyla da heyecanlıyım. Süper. Ben de bu yolculuğun son yıllardaki şahidi olarak çok rahat şunu söyleyebilirim ki gerçekten yani mış gibi bir şey yapılmıyor Doğan Grubu'nda. Her şey içselleştirerek yapılıyor bu dönüşüm. O da şirketlerin ileri gitmesi için bir numaralı unsur diye düşünüyorum. Çok tebrik ediyorum sizleri. İpek Hanımcığım, siz de yani kendi değerlerinizin yaşattınız bize, sağ olun samimi olarak. Toplumsal sorumluluklar, çok güzel projeler yapıyorsunuz. Yine şirket içine dönersem, çalışanlarınız olarak, şirketin kültürü olarak bunlar nasıl etkiliyor? Yani olumlu etkiliyordur da neler hissediyorsunuz ve en önemli yaptığınız şirket içindeki son birkaç yıldaki sosyal sorumluluk dışında bu duyarlı ve sorumlu yönetim anlayışına uygun büyük projeler, değişimler oldu mu? Evet, oldu. Şöyle, bizim inşaat... For us, we had TOKOS construction and... ...birlik çok önemli biliyorsunuz. Çünkü birçok doğal kaynağın tüketimi... Biz bu alanda kendi sektörümüzde önce olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun birkaç faktörü var. Çok kısaca onlardan bahsedeceğim. Birincisi, biz yurt dışında kurulduk 93 yılında. Ve daha sonra 2011'li yıllarda biz Türkiye'ye geldik. Bu dönemde de tamamen Avrupalı, Amerikalı müşterilere inşaat hizmeti yaptık. Dolayısıyla global bir şirket olduğumuzda, şu anda da 30 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Hep bu yani bir şirketin sürdürülebilirlik anlamında ilerlemesindeki en önemli faktörler nedir? Birincisi müşterilerdir, ikincisi kreditörlerdir. Üçüncüsü de sürekli artan regülasyonlar oldu zaten. Dolayısıyla biz bu pazarlarda, bu müşterilerle gördüğümüz tüm bu gelişmeleri, standartları içselleştirdik ve tüm şirketlerimize yaydık. İkinci önemli faktör bence yabancı ortaklıklar. Çok fazla yabancı ortaklık yapan bir şirketiz. Birleşmiş Milletler gibiyiz diye hatta gülüyoruz kendi içimizde. Tepe'de IFC ile bir ortaklığımız var. 2015 yılında bir ortaklık yaptık. O dönemden beri bütün bu inşaatla ilgili işte atık yönetimi, su kullanımı, sürdürülebilirlik, tüm bunların raporlanması başladı. Aşağıda bugün işte halka açtığımız şirketimizde Singapur Devlet Fonu ile bir ortaklığımız var, GIC ile. 11 yıldır bütün buradaki gayrimenkullerimiz, 12 alışveriş merkezimiz LEED ve BREEAM sertifikası alıyor. Bunlar işte binanın enerji tüketimi, tasarrufu, sürdürülebilir bina olması anlamında sertifikasyonlar. Sağlık tarafında hastanelerimiz var, 7 tane şehir hastanemiz var. Yapımını yaptığımız ve işlettiğimiz. Bu hastanelerin hepsi demin söylediğim gibi işte izolatörler yanında yine LEED sertifikaları var. Tepe'de bu Fransız yatırım fonuyla, onun altında Japon Sojitz ve Koreli Samsung'la Orta Azor'da. Geçen sene enerji şirketimizi Total Renewables satın aldı %50'sini. Orada da bir environmental social governance konusunda bir rating aldık. Şimdi bu sene holdingde alacağız. Dolayısıyla bu yabancı ortaklıklar tabii bizi çok geliştirdi.
farklı ülkelerin farklı standartları, beklentileri. Yabancı finansman, bütün bugüne kadar 8 milyar dolarlık bir yatırım yaptık Türkiye'de. Bunun %90'ı yabancı finansman. İlk istedikleri yine Environmental Social Governance raporları. ÇED raporlarından çok daha kapsamlı. Yaklaşık 40 farklı bankayla çalışıyoruz. Ve Avrupa'da satın aldığımız şirketimiz, işte 2015 yılında satın aldık. Biliyorsunuz Avrupa Yeşil Mütabakatı 2019 yılında imzaladı ve bu konularda çok ileriler birçok ülkeye göre. 2040'ta karbon nötr olmayı hedefliyorlar. Bizim buradaki mesela şirketimizde tüm araçları elektrikli, iş makineleri elektrikli, tüm üretim noktaları kendi enerjisi %100 yeşil üretiyor. Yeşil şantiye dediğimiz bir hedefimiz var orada 2030 yılına kadar. Tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerle bir şantiye yapmak. 2030'da bunu başarmak istiyoruz o şirketimizde. Orada sürdürülebilirlik konusundaki başındaki kişiyi holding yönetim kuruluna aldık. Ondan birçok şey öğrenmek için. Ez cümle işte yani yabancı ortaklıklar, yabancı finansman, global bir şirket olmak. Bunların hepsi bize çok şey öğretti. Son dönemde yani kendi yaptığımız işte sürdürülebilirlik anlamında bir lider olmak istiyoruz. Aslında şu anda 52 bin çalışanımız var. Bu noktaya gelmemizin sebebi bu noktadayız diye duyarlı olmamamız gerekiyor. Bu noktaya geldik çünkü duyarlı bir şirketiz ve bu ortaklıklarla bu şekilde büyüyebildik diye düşünüyorum ben. Çok etkileyici. Panel sonrası görüşüyoruz değil mi? Zeynep Hanım, bu ilk açılış konuşması da bu mini kar yaklaşımı, değer ve sorumluluk arasında bir denge olduğunu söyledim. Yani siz değer ve sorumluluk alanında bahsettiniz birçok şeyden. Bunun karlılık ve yatırımlar ve büyüme açısından sizin liderliğinizi ve bakış açınızı değiştirdi mi bu? O dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Bir de bu ikinci bir soru daha sorayım. Yani çok güzel şeyler yapıyorsunuz topluma katkı olarak. Yine İpek Hanım'a sorduğum gibi şirket içindeki iklimi, çalışanların şirkete bakış açısını, bağlılığını, sadece çalışanlar değil belki tedarikçileriniz, o ekosisteminizi nasıl etkiliyor ve onları nasıl yönlendiriyorsunuz? O iki ayaklı soru gibi oldu ama paylaşırsanız sevinirim. Ben şöyle düşünüyorum, yani öncelikle hayata ve şirketin performansına yalnızca tek bir açıdan bakmanın doğru olmadığını, holistik bir bakış açısıyla bakmak gerektiğine inanıyorum. Tabii ki iş dünyasındayız hepimiz, sonuçta sonuç odaklı yetiştirildik, eğitimimiz de öyle ve kar iş dünyası için önemli. Ama döndüğünüz, baktığınız zaman başarılı şirketlerin arkasında çoğu işletmenin başarısının çok katmanlı olduğunu görüyorsunuz. Ve sonuç olarak da kar aslında yaptığınız için bir sonucu. Ben şöyle sordum kendime. Yani nefes almak hayatın bir amacı mıdır? Yoksa hayattaki amacınız nefes almaktan daha öte bir şey midir? Yani bunu sorduğunuz zaman tabii işin amacı ve şeyi geliyor. Tabii ki kimse amme hizmeti yapmak gibi özel bir şirkette böyle bir şey yok. Ama yani bu soruyu akılda tutarak bence karar vermek lazım. Bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Belki sizin için çok faydalı, çok hani çıktısı yüksek performans gerektirecek işleri de çok sizinle hizalanmayan değerlerinizle şeylerde bir karar vermeniz gerekiyor. Aslında bu vazgeçmek zor bir iş yani. Onu yapabilmek bence biraz cesaret istiyor. Hani konuya biraz o açıdan bakıyoruz. Ben tabii şimdi dünyada bir sürü sorun var. Hepimiz uğraşıyoruz içte dışta. Yani ben kıyamet senaryolarına da bakıp hani ahlanıp vahlanmanın çok doğru bir şey olmadığını, yani iyiye doğru gelişimi desteklemek gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de grupta da hani işte gönüllülük esaslı işleri öne çıkartmaya çalışıyoruz. Biraz da tabii ki liderlik anlayışını da hani değiştirmek gerekiyor. Ben de daha
farklı bir ekosistemde veya iklimde büyüdüm. Yani babalarımız daha farklı bir liderlik anlayışı vardı. Tabii biz de onunla evrildik. Benim de hani uyum sağlamam kolay değil ama biraz daha paylaşımcı ve merkezin rolünü farklı konumlandıran belki bir yöne doğru gitmek gerekiyor. Zaten yeni iş sistemleri de biraz bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. O yüzden birazcık daha hani merkezin işte bu hizalanma iş değerleriyle ve şirketin varoluş nedeniyle ve buna göre işte hani yetkiyi birazcık daha belki bu ekosistem yaklaşımında paydaşlarla birlikte yol alma gibi bir yöne doğru evrilmek gerektiğini düşündük ve o yüzden de hani biz de herkes bir içe dönüş yaşar mutlaka, kişi de bunu yapar, kurum da bunu yapar. Oturup işte değerlerle ilgili biz de bir çalışma yaptık. İşte liderlik yetkinlikleri neler olmalıdır, hani bunları düşündük. Ve gördük ki yani en önemli sorun hepimiz için belirsizliği yönetmek olacak. Uzun bir süre belirsizlik ortamında hareket ediyoruz ve hangi birimiz artık bütçelerle 3 yıllık, 5 yıllık stratejik planlarla hareket ediyor? Bunu hiç kimse yapamıyor. Dolayısıyla sürekli yol boyu hani aksiyon almak ve değişmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de en büyük problemin konfor alanından çıkmak olduğunu düşünüyoruz. Birazcık insan kaynakları olarak bu tür programları desteklemek ve bu cesareti vermek gerektiğini düşünüyoruz. Özel sektörler sonuç odaklı olduğu için çalışanlar da o baskıyı da hissettikleri için bence o anlamda çok rahat hareket edemiyorlar. Belki biraz buna alan açmak gerekiyor diye düşündük. Bir de tabii bizim için en önemli şey hani öze döndüğünüz zaman hani sorumdan değil de sorumluluktan beslenmenin önemli olduğunu düşünüyoruz ve biraz bu bilincin kurumda yerleşmesini arzu ediyoruz. Dolayısıyla da dönüşümü hani bu noktada kurum olarak kendimizden başlayıp tabii ki paydaşlara doğru da bu şekilde yaygınlaştırmak gerekiyor. Ama tabii paydaşları dönüştürmek hiçbir zaman kolay olan bir iş değil. Kurum içi de bu işi yapmak kolay değil. Çünkü her şey aslında belki de iş dünyasında iş liderlerinin en önemli konusu kültür değişimi. O kültür değişimini başarabilmek dereye hendek atlatmak kadar zor bir şey. Dolayısıyla bunu ileri geri giderek iki ileri bir geri mehter gibi yapma gayreti içerisinde olduk. İşte insan ve bu sosyal fayda yaratmayı biraz bir kültür olarak benimsemeyi de öne çıkarmaya gayret ediyoruz. Ve dediğim gibi önümüze çıkan fırsatlara yani tüm paydaşlar penceresinden bakma arzusundayız. Dolayısıyla fizibiliteleri de işte etki odaklı ve hani bu bakışla bir böyle kolon ekleme gayreti içerisinde olduk. Ne kadar doğru ölçüyoruz tartışılır da yapmak için bir gayretimiz var en azından. Normal bizim alıştığımız fizibilitelerin ötesinde. Ben bunu şurada da gördüm. Geçen gün bir yazı okudum. İşte BNN Company'nin yaptığı bir şeydi. 648 şirkete yapmışlar. Ve aslında ne bekleniyor diye yöneticiler de aynı zamanda şirketten. Orada herkes mesela bu liderliğin ve işte merkezi yönetimin yeniden rolünün tanımlanması gerektiği yönünde bir beklentileri var. Ve hani %40'ı da katılımcılarım hani daha verimli ve etkili bir liderlik beklediklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla hani bizim de bu göstergeler neticesinde buna doğru biraz evrilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu işleri yapmak söylemekten çok daha zor. Yani bunu hepimiz tecrübe ettik. Yani toplum da zaten ilerlemeye ve hani yenilik yapmaya devam etmek için hani şirketleri bu konuda zorlayacaklar. Burada en önemli konunun bence güven olduğunu düşünüyorum. İşletmeler için, tüm paydaşları için bu. O yüzden bunu tabii birinci şeye koyuyorum. Begüm Han da zannediyorum bundan bahsetti. Dolayısıyla hani köklü kurumların hani bu güven unsurunu önemli bir şekilde benimsemeleri gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz şunu görüyoruz. Yani refah yaratmak çok zor bir şey ve istikrarın hani küreselleşmediğini, aslında sorunlar küreselleşti önümüzde, günümüzde. Dolayısıyla bu noktada da hani güven önemli ve biraz da iş dünyası olarak bizim daha çok kaynak ayırmak değil, esas problemimizin iş yapış şekillerini hani değiştirmek olduğunu gördük. Ben şuna da çok önem veriyorum. Eylem söylem birliği çok kritik. Yani nasıl işte çocuğunuza bir şey söylersiniz de hiçbir zaman olmaz ama hani siz rol model olduğunuzda çocuk bunu benimser ve yapar. Yani iş dünyası da biraz aslında bu şekilde davranmak zorunda diye düşünüyorum. Hani ben ne yapıyorum hani Kale grubunda? Açıkçası biraz tabii mutlaka hani grubun hedeflerine odaklanıyorum ama
ama bir yandan da hani vatandaş olarak da kendimi sorguluyorum, ne bekliyorum diye. İşte ikisini bir araya örtüştürmeye çalışıyorum. Ama hep şunu gördüm ki yani bu zamanda hele bu daha da işe hiçbir zaman herkes bir kurtarıcı bekliyor ama kurtarıcı hiçbir zaman gelmiyor. Herkes aslında bir şekilde hepimiz birer kurtarıcı veya işte bir çözümün parçası olmaya bence odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Yeni liderlik anlayışında bu panele konu olan hani bu şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Asıl olan sorumluluk almak ve küçük adımlarda da olsa ilerlemeye yönelik inancı kaybetmemek diye düşünüyorum. O yüzden hani ben kendime hep şunu sordum. Yani ben niye varım? Yani niçin hani bu dünyadayız? Hani biraz insanın belki biraz ulvi bir şeyde inanması lazım. Yani ne iz bırakmam gerekiyor ve onunla hizalanamayan hiçbir şeyi de belki yapmaması gerekiyor. O yüzden de yani bu bakış açısında belki bu dönüşüm için hem toplum adına hem şirketlerimiz adına bir fırsat olarak görüp bu yöndeki uygulamaları ve ortamı teşvik etmenin doğru bir liderlik anlayışı olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine biraz odaklanmaya çalışıyorum. Önemli olan örtüşen hedef ve uyum oluşturmak. Hani bunun üzerinde de hani tekrar ederek her şeyi pekiştiği gibi bunu sık sık tekrar etmek ve o kültürü o şirkete yerleştirmek. Yani bizim yapmak istediğimiz, arzu ettiğimiz şey bu. Ha bunu ne kadar yaptınız? Yani belki yarısını yapabildik. Ama yani bu konuda ısrarcı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii ki hani toplumla paylaşmak kritik olan. Benim hani konuya bakışım biraz böyle. Bu yönde de işte tabii ki içeride programlar ve hani bunu besleyecek iklimi oluşturmak için de gerekli olan her türlü şey yapıyoruz. Bir de ölçmek önemli diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bunları hani somut bir şekilde ölçebiliyorsak buradaki gelişmeyi, o zaman hesap verilebilirlik de beraberinde geliyor ve o hesap verilebilirlikle birlikte işte o zaman progress dediğimiz o gelişimi sağlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Tam 7 dakikamız var ve söz verdik birbirimize tam zamanda bitireceğiz diye. Son sorulara geçeyim hızlıca. Begüm Hanım, aslında Doğan Holding bir yatırım holdingi, bir portföy yönetiyor. Bu sorumlu ve duyarlı liderliğin portföy stratejilerine yansıması nasıl oluyor? Orada bir yeni yol haritası veya değişik farklı kriterleriniz var mı gelecekten ilgili? Aslında medya satışından beri yani 2018 yılından beri Doğan Holding'in portföyünü ciddi anlamda dönüştürdük, dönüştürüyoruz. Burada dönüştüremeyeceğimize inandığımız sektörlerden çıkıyoruz ve makro trendlerle uygun yeni alanlara yatırım yapıyoruz. Burada stratejimizin önemli bir bacağı aslında yine değer birliği yapabileceğimiz, birlikte kol kola girebileceğimize inandığımız aile işleriyle ve girişimcilerle kol kola girmek ve onların hayalini gerçekleştirmek de onların yoldaşı olmak. Bu anlamda 2022 senesinde bir tane esnek ambalaj şirketine ortak olduk. 2020 senesinde 3 sene gibi bir sürede şirketin cirosunu ve EBITDA'sını 3 katına çıkarmayı başardık ortaklarımızla beraber. Yine bu vizyon çerçevesinde Karel ile ortak olduk. Ankara'da kurulmuş 3 tane ODTÜ'lü erkek kardeşin kurduğu, bence Türkiye'nin önemli bir değeri olan bir şirket 2022 yılında ve ortak olduğumuzdan bu yana gerçekten çok farklı dönüşümler yaptık şirkette ve şirketin cirosunu 2 kat, piyasa değerinde 3 kat arttırmayı başardık. 2022 senesinde yine Şenol Bey burada oturuyor. Happy Sigorta'yı kurduk. Şenol Bey ve ekibi geldi. Biz sigorta sektöründe bir fırsat olduğuna inanıyoruz dedi. Ve biz de değer birliği yapabileceğimize inandık. Fırsatı gördük. 2 sene olmadan 10 milyar ciroya ulaştı. Taşıma, kasko ve trafikte %4 gibi bir pazar payına ulaştı. Yani Doğan Grubu olarak son 5 senede 1 milyar dolara yakın yatırım yaptık ve önümüzdeki 5 senede de hem mevcut işlerimize, enerji, otomobilite, finans hem de fırsat gördüğümüz makro trendlerle uyumlu olduğuna inandığımız yeni işlere 1 milyar dolar daha yatırım yapmayı planlıyoruz.
aslında hem İpek Hanım hem Zeynep Hanım'a soracağım. Gelecekle ilgili bize mesaj vermek istiyor musunuz diye soracaktım ama size sormamazlık etmeyeyim. Yani bu alanda odağınız ve gelecekle ilgili düşünceniz ne olur Begüm Hanım? Yani gelecekle ilgili bence hepimiz önce duyarlı olalım. Önce değerlerimizi bilelim ve sadece kar değil daha iyi bir dünya için radikal işbirliği şeklinde kol kola girip o dünyayı beraber yaratalım. Süper, sağ olun. İpek Hanım, sizin gelecek öngörüleriniz, kendi ajandanız ve bizlere gelecekle ilgili paylaşmak istediğiniz mesaj var mı? Zeynep Hanım, size de aynı soruyu sormak istiyorum son şeyde. Ben de işte bu demin bahsettiğim duyarlı, donanımlı ve sorgulayan nesile layık olacak değerlerde şirketler ve bir toplum ve bir dünya onlara bırakmak benim hayalim. Bir sonraki nesle hem kendi çocuklarımıza hem de tüm toplumdaki gençlere onlara layık değerlerle şirketler ve bir dünya bırakmak benim hayalim, vizyonum bu. Ben de şunu düşünüyorum, yani üretimin daha çok hani endüstriyel bir grup olduğumuz için çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir sistem düşüncesiyle var olabileceğine inanıyorum ve hani kısa vadeli değil de pragmatizmin ötesinde aslında görmek ve uzun vadede ancak bu şekilde fark yaratabildiğini bizi düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha hani bu konuda aslında liderleri de en çok zorlayacak olan konunun bu meydan okumaları olduğunu düşünüyorum. O yüzden buna biraz hazır olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu çok net görülüyor çünkü. Ve değişimin hani döngüleri kısalıyor ve değişimin oynaklığı da artıyor. O nedenle iş dünyası da bundan payını alıyor. Ben hani şunu düşünüyorum. Bir sanayi grubu olarak gerçek değişim getirecek iş modellerini araştırmak gerekiyor. İşte artık hani ekosistemler, varlıklar değil. Sonuçta orada bir hani paydaş ekosistemlerini kapsayacak şekilde belki işte az önce de dediğim gibi işbirliğini önce öne çıkartacak. Hani güç birliğini öne çıkartacak. Ve etki alanlarımızı böylelikle hani daha kolay geliştirecek. Ve sahip olduğumuz varlıkların ötesinde aslında işimizi önceliklendirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu zaten IoT yatırımları falan, bunların hep altyapıları hazır olduğu için bunları yapabilmek biraz daha kolaylaşacak gibi geliyor. O yüzden de yani bu şeyde, çerçevede büyüme modelleri de değişecek. Bizim bu noktada hazırlıklı olmamız ve daha esnek yetenek sistemleri ve işlevsel uzmanlıkla belki yeni şekilde işlerimizi desteklememiz gerekiyor. Biz hem grup olarak buna odaklanalım hem de bu düşünce sistemine, işte bu az önce konumuzu, panelin konusu olan bakış açısıyla da birazcık daha belki önceliklendirelim diye düşünüyorum. Benim bakış açım bu. Çok sağ olun. Evet, sonuna geldik panelin. Benim çıkardığım mesaj, dünyanın daha fazla duyarlı, güçlü kadın liderleri ihtiyacı olduğu. Mesajlar çok net. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze, aklınıza ve ağzınıza sağlık. Sağ ol. Sizler de dinlediğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun.